Servet Bey yoksul mu ki ona yardım etmeli? Hoş geldin Servet amca. Hoş bulduk. Ne o, pazardan mı? Pazar tabii. Fiyatları nasıl? Oo, nasıl olacak? Senin şu etiketlerin yarı fiyatına sebze meyve satılıyor orada. Böyle çürük mallar satarlarsa tabii ucuza verirler amca. Şu patlıcanlara verdiğim parayla senden ancak 250 gram alabilirdim. Yazık, biliyor musun amca sen? Yazık. Hadi, bunlar hiçbir şey yaramaz. Sen anlayacaksın. Hadi sen anlamazsın. Hadi. Hoş geldin Servet amca. Hoş bulduk Kadir. Şu benim kemikler hazır mı? Maalesef hiç kemik çıkmadı. Sen gene akşama doğru bir uğra. Peki. O zaman bana 250 gram kıyma veriver. Sırada bayan var. Biraz bekle. Siz beyefendinin kıymasını verin. Ben bekleyebilirim. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Hesaba yazıver. Tekrar teşekkürler efendim. İyi günler hanımefendi, iyi günler. Size de iyi günler beyefendi. Zavallı adam, çok yoksul değil mi? Yoksul mu? Siz onun bu kılık kıyafetine bakmayın. Aldığı kıymanın parasını ben ödemek istiyorum. Siz mi ödeyeceksiniz? Rica ederim, biraz ciddi olun. Bununla gülünecek ne var? Özür dilerim. Az önce komik bir şey söylediniz de. Komik mi? Anlaşıldı, siz bu Servet Bey'i tanımıyorsunuz. Yok, ben bu mahalleye yeni taşındım. Hanımefendi, Servet Bey çok zengin bir adamdır. Mahalleli ona Servet Bey der ama adı mı Servet'tir, kendisi mi Servet'tir hiç kimse bilmez. Size inanmıyorum. Bakın hanımefendi, ben onun kiracısıyım. Bu yandaki manav dükkanı da ona ait. Ciddi olamazsınız. Evet, hatta dahası da var. Bildiğim kadarıyla bizim gibi 14 kiracısı daha varmış. Allah Allah, inanılacak gibi değil. Peki bu adam evli mi? Evli tabii. Hem de mükemmel bir karısı var. Zavallı kadıncağız. Kocasının bunca servetine rağmen hala çalışıyor. Yakında emekliye ayrılacakmış. Çocukları da var mı? Var tabii. Bir kızı bir oğlu var. Kızı üniversiteyi bitirdi, bir yerde çalışıyor. Oğlan da askerden döndü geçenlerde. Aylak aylak dolaşıyor. Onlar bile babalarının ne kadar serveti var bilmiyorlar. Ya. Ya.
Peki bu Servet amca bu kadar zenginse niye böyle dilenci gibi dolaşıyor? Hanımefendi, Servet amca hastalık derecesinde cimridir. Şimdiye kadar yeni bir şey giydiği görülmemiştir. Gider bütün giyeceklerini bit pazarından satın alır. Hala o kıymanın parasını vermeyi düşünüyor musunuz? Kolay gelsin. Oho, Servet amca hoş geldin. Sağ olasın, abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Oo, ama var mı Servet amca? Bunu pazardan nasıl taşıdın ya? Ben senin gibi gençleri cebimden çıkarırım. Aynı yanımdan sıcak su parasını tahsil ettin mi? İstedim, vermiyor. Aa, neden? Önce size diyecekleri varmış. Ne diyecekmiş bunu? Yöneticiyle konuşmadan 5 kuruş para vermem diyor. Allah Allah. Evde mi şimdi Aylin Hanım? Demin çarşıdan döndüydü. Ha, şey Çetin evde, sen şunları ona bırakıver. Ben de bir bakayım ne istiyormuş şu delikanlı. Olur Servet amca. Benimle görüşmek istemişsiniz Aylin Hanım. Evet Servet Bey. Size çok güceldim. İnanın beni çok üzdünüz. Aman Hayriye Hanım, ben sizi üzecek ne yaptım? Aa, daha ne olsun Servet Bey? Yani Haydar Efendi ile gönderdiğiniz o sıcak su makbuzunu görünce gözlerime inanamadım. İnanın bu bir ayda benim harcayacağım bir su parası değil. Ben tek başına oturan namuslu, iffetli bir insanım. Siz yönetici olarak bunu nasıl ayırıyorsunuz, nasıl hesaplıyorsunuz hiç anlamadım. Gelen su parasını daire sayısına bölüyorum. Aa, hiç olur mu Servet Bey? Yani bu para ya kişi başına hesaplanmalıdır ya da her daireye bir sayaç takılmalıdır değil mi efendim? Aman efendim, rica edeceğim. Her daireye sayaç takarsak o masrafın altından kalkamayız. Ben onu buna anlamam Servet Bey. Mutlaka bu paralar ayarlanmalıdır. Sonra ben başkalarının parasını ödemek zorunda mıyım? Bakın şu 5 numaradaki Serpil Hanım var ya, sıcak su günü bütün çoluğunu, çocuğunu, görümcesini toplayıp getiriyor, pılısını pırtısını yıkıyor. Ben niye onların parasını ödeyeyim efendim, ha? Ya, sahi mi? Evet. Hayri Hanım doğru söylüyor Servet amca. Bu çok önemli bir konu tabii. Bunu bu pazar günü sakinleri toplayıp gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu durumda sizin makbuzunuzu da değiştireceğiz tabii Hayri Hanım. Kusura bakmayın efendim. Rica ederim. Özür dileriz. Bravo. Çok güzel. Sağ olun. İyi yaptın Servet amca. Bu Hayri Hanım var ya pek aksi. Uyumaya gelmez. Öyle öyle. İyi geçinmek lazım. Alo. İyi günler Ayça. Ah Semih, sen ha? Dün biraz rahatsız gibiydin, merak ettim. Bugün çok daha iyiyim, teşekkür ederim. Büroda işler yoğun mu? Hem de nasıl. Öğle tatilinde de çalışmayı düşünüyorum. Ben de seni yemeğe davet edecektim. Ay, çok üzüldüm Semih. Ama bir başka gün davetini kabul edebilirim. Peki mesaiden sonra ne yapacaksın? Tabii ki eve gideceğim. İstersen pastanede buluşalım. Eve biraz geç gidersin. Bugün buluşmamız şart mı? Bugünkü buluşmamızın bir özelliği var. Özel bir buluşma ha? Evet. Seninle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Telefonda konuşamayacağın kadar önemli demek. Haklısın. Telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Ay, çok merak ettim. Akşama kadar çatlarım. Mesai çıkışı her zamanki pastanede. Tamam, anlaştık. İyi çalışmalar. Harun Osman Efendi ne zaman geldin sen? Kapıyı tıklattın duymadınız Serhal. Eyüp Bey bu dosyayı yolladı. Raporunu hazırlayıp öğleden önce göndersin dedi. Sağ olasın efendim, sağ ol. Hayrol Osman Efendi, bir şey mi söyleyeceksin? Kusura kalmazsan sana bir sorum var. Buyur sor bakalım, seni dinliyorum. Bizim Kemal Bey'le iddialaştık. Semih Bey'in yaşı ben dedim 30, o dedi 34. Ben tam 34 yaşındayım. Tüh, gitti bizim bir kilo baklava. Kemal Bey'in benim yaşım bilmesi normal. Çünkü bu şirkette çalışan tüm personelin evrakı onda. Ha, şimdi anladım. Demek beni kandırdı. Baklavayı alacak mısın? Bir kere söz verdik Semih Bey. Hem bir kilo baklavadan ne çıkar canım? Demek 34 yaşındasın ha? Evet. Senin yaşındaki bizim köydeki adamların 3-5 bebesi var. Sorması ayıp ama... Anladım. Bu yaşa kadar niye evlenmediğimi soracaksın değil mi? Ben de onu soracaktım.
İnşaat mühendisi çıktıktan sonra tam 10 yıl dağ başında şantiyede çalıştım Osman Efendi. He. Evlenmeye vaktim olmadı. İnşallah bundan sonra evlenirsin. İnşallah. Çay demlenmiştir. Getireyim mi? İyi olur Osman Efendi. Baba niye kapatıyorsun? Şurada ne güzel iş yapıyoruz. Dans ederek ütü yapılır mı? Pazarın gürültüsü zaten kafamı şişirmiş. Aha, aferin. Bu ütü işini sonunda öğrendin. Ne yaparsın baba? Parayı sana her şeyi yaptırıyor. Daha sonra sana kumaş biçme işini de öğreteceğim. Öyle mi? Hı-hı. Çok teşekkür ederim, almayayım. Kızdırma kafamı. Bu işi sen bir meslek sahibi olasın diye yapıyorum. Şu hale bak, koskocaman adam oldun. 6 ay oldu askerliği bitireli, bir baltaya sap olamadın. Madem bir işe girmemi istiyorsun, o zaman bana bir konfeksiyon mağazası açarsın. Olur biter. Hazıra konmanı istemiyorum, tamam mı? Her işe çekirdekten başlayacaksın. Ben bu işe başladığım zaman bütün sermayem bir dikiş iğnesiydi. O iğneyle kuyular kaza kaza, kaza kaza bugünkü servetimi elde ettim. Bana faydası olmayan servet. Ne işe yarar ki? Benim parama hiç güvenme. Alın teriyle çalış kazan. Ben terzilik mesleğini öğrenmek istemiyorum. Ben üniversitede okuyacağım. Okuyacak adama bakın. Yahu 2 yıldır birinci basamak sınavını bile kazanamadın sen. Ne yapalım baba? Şansım tutmadı. İnsan şansını kendi yakala. Aylak aylak gezip pastane köşelerinde oturacağına evinde oturup dersini çalışsaydın. Şimdi üniversitede okuyor olacaktın. Aa, vakit gelmiş, arkadaşlar bekliyor. Neyse bu sonuncuydu. Şunu da bitireyim de bir an önce gideyim. Baba bir şey soracağım. Sor. Bu giysileri mağazaya falan mı vereceksin? Yok canım, bunlar numune. Yarın ihracatçı bir firmayla anlaşmaya çalışacağım. Eğer anlaşabilirsem büyük bir sipariş koparmayı umuyorum. Sipariş mi? Yani yeniden çalışmaya mı başlayacaksın? Neden olmasın? İyi de baba, doktorlar ne dedi biliyorsun? Kalbin ikinci bir krize dayanmazmış. Kendini yorucu işlere fazla vermemen gerekiyor. Onlar ne derlerse desinler oğlum. Ben evde pinekleyecek adam değilim. O doktorların sözüne karıp koskoca konfeksiyon atölyemi kapatıp işsiz güçsüz kaldım. Ya? Yani sonuçta konfeksiyon atölyesi açılacak, öyle mi? Evet. Şu firmadan büyük bir sipariş koparabilirsem yeniden imalat işine başlayacağım. Yeni kuracağım şirkete sen de ortak olmak ister misin? Aa, istemez olur muyum? Tabii isterim. Bir süre benim yanımda çırak olarak çalışıp terzilik mesleğini öğrenirsen seni ortağım yaparım. Bu konuda biraz düşünmem gerekiyor babacığım. Düşünmene gerek yok. Sana hem meslek hem de zengin olma fırsatı veriyorum. Bana yarına kadar süre verir misin? Tamam, anlaştık. Güzel. Evet, şunu da asalım. Görüyorsun değil mi baba? Jilet gibi ütüledim hepsini. Aferin. Evet. Sevgili babacığım, bugünkü çalışmamın karşılığını rica edeceğim. Evet. Al bakalım. Bu eksik. Üstümde şu anda bozuk para yok. Hem böylelikle hepsini harcamayıp tasarruf yapmış olurum. Aferin sana. Şişt, bana bak. Annene bu şirket sözünü etmeyeceksin. Tamam mı? Anlaştık patron. Tamam. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Hadi güle güle. Ben de yemek hazırlayayım. İnşallah yemeğe gene et koymayı unutmazsın. Şefim, benim işim bitti. Sen daha bitiremedin mi? Yazmaya senden sonra başlayıp senden önce bitirdim. Aferin. İstersen sana hızlı daktilo yazma dersleri verebilirim. Sağ ol, ihtiyacım yok. İyi düşün, ücret almam. Lütfen uğraşma benimle. Çocuklar iyi geçinin. Ben ne dedim ki şefim? Tamam, sustum, barış ilan ediyorum. Yine saate baktınız Serap Hanım. Mesainin bitmesine daha çok var. Önemli bir randevunuz mu vardı? Evet meraklı beyefendi. Şefim, bugün müdür bey fazla iş çıkartmasa bari. Belli mi olur? Birden kapı tıklatılır. İçeri odacı Hasan Efendi girer.
Esna Hanım, bunları müdür bey gönderdi. Hemen çizittirilebilsin dedi. Gel. Hayırlı günler Esna Hanım, hayırlı günler. İyi günler. Tamam. Bunu müdür bey gönderdi. Şey ettireceğiz, çizittirivereceğiz. Oldu. Hayırlı günler efendim, hayırlı günler. Övünmek gibi olmasın ama altıncı isim birazcık kuvvetlidir. Mesela şefim, şimdi Serap Hanım'ın size mesaiden sonra nereye gideceğini şapkalanarak söyleyebilirim. Ya, nereye gidecek dersin? Evet abi. Bilemediniz. Daha önce size randevum olduğunu söylemiştim. Ay, inanmıyorum. Sen bilirsin. Yeter. Gel bakayım buraya. Çabuk. Şunları bir an önce yazın bakalım. Hadi, hadi. Şefim, mesai bittikten sonra isterseniz siz gidin. Biz yazıları yazdıktan sonra kayıttan geçirip müdür beye teslim ederiz. Yok olmaz çocuğum. Müdür beye benim götürmem gerekiyor. Şefim, şunun şurasında emekli olmanıza ne kadar kaldı? Bırakın da birazcık bizler çalışalım. Beni kandıramazsın. Ben buradan çıkınca yine birbirinizi yiyeceksiniz değil mi? Hadi bakalım. Hadi doğru çalışmaya. Hadi. Geldim, geldim. Heh, buyur Serhat amca. Sağ olasın Haydar Efendi oğlum. Şey, yarın sabah da bana 150 gram peynirle bir ekmek daha bırakırsın, böyle oldu mu? Serhat amca, bizim bakkal 150 gram peynire bozuluyor. Serhat amcana söyle diyor, hali vakti yerinde yarım kilo peynir alsın diyor. Aa, o ne karışıyormuş? İstediğim kadar alırım. Bana bak. Bu bakkalın burnu çok büyüdü. Sen git o köşedeki bakkaldan al, tamam mı? Yo, olmaz, alamam. Neden? Bizim bakkala ayıp olur. Niye ayıp oluyormuş? Bizim memleketli ya, darılır. Ha, anladım. Sen hemşerini koruyorsun. O da seni alışverişlerde görüyor değil mi? Şimdi pek ayıp ettin Servet amca. Ben öyle adamlardan mı belli yok? Ben bu apartmanda biliyorum, çalışıp didiniyorum. Canım, bilmez miyim? Sen dürüst, namuslu bir gençsin. Şey, benim şu 150 gram peyniri yarın unutmuyorsun değil mi? Ya, alırım alırım da. Hah, ekmeği de sakın unutma. Onu da alırım Servet amca da. Şu bizim birikmiş hesap var ya. Onu şey yapsaydım. Aa, şey, bu hesabın altını açık. Aman, çorbanın altını açık unuttum. Yanacak, yanacak. Tamam Erdem Bey. Ben de şimdi tam çıkmak üzereydim. Ben dosyayı hazırlarım ya, yarın bakanlığa bırakırım. Görüşmek üzere, iyi günler. Semih Bey, bu dosyayı Merdan Bey yolladı. Ben de şimdi onunla konuştum zaten. Semih Bey, duyduğuma göre bu şirketin ortaklarından mısınız, doğru mu? Canım, benim şirketteki hissem sadece %2. Ama 10 yıl şantiyede çalışmışsınız. İnşallah hisseniz daha fazla olur Semih Bey. İnşallah, inşallah Osman Efendi. Semih Bey, biliyor musun? Benim oğlum bu sene inşaat mühendisi çıkacak. Değil mi? Çok iyi. O zaman mezun olsun, onu da bu şirkette işe sokalım. Semih Bey, iyi olur da, yalnız benim oğlum
Senin odacılık yaptığın şirkette ben mühendis olarak çalışmam, utanırım diyor. Niye canım? Sen bu şirkette alnının teriyle çalışıp kazanıyorsun. Hem sonra insan kendisini büyütüp okutan babasının mesleğinden utanır mı hiç? Semih Bey, doğrusunu istersen ben de istemiyorum. Bu sene emekliliğim geldi zaten. Oğlum mühendis çıkınca ben de emekli ayrılacağım. İyi güzel de bu genç yaşta emekli olup ne yapacaksın? Köye döneceğim Semih Bey. Benim hanım da ben de şehre pek alışamadık. Şimdiki aklım olsaydı köyümden hiç dışarı çıkmazdım Semih Bey. Köye dönmekle en iyisini yaparsın Osman Efendi. Neyse geç kalıyorum. Kusura bakma. Bu sohbete daha sonra devam ederiz. Sen kusura bakma Semih Bey. Ayça Hanım'la buluşmanıza mani olmayayım ben. Ayça ile buluşacağımı sen nereden biliyorsun? Az önce siz telefonda konuşurken odadaydım ya. Hadi çabuk gidin de kızı bekletmeyin Semih Bey. Kendine iyi bak. Güle güle Semih Bey. Buyur abla. Aman Hayriye Hanım diyecektim. Bir daha unutma. Unutma. Şu listedekileri al, doğru. Manav Recep'e git. Yalnız dikkat et, domatesleri öyle salçalık şekilde vermesin, çürük çarık, tamam mı? Sen hiç tasalanma. Ben dikkat ederim Hayriye Hanım. Senin hanımın ne zaman dönüyor memleketten? Vallahi gideli bir ay oldu ama. Peki sizin köyde telefon, faks, ne bileyim öyle aletler yok mu? Ne gezer Hayriye Hanım? Dün mektup attım. Buralarda sersefil olduk. Çocuğu al çabuk gel dedi. Yani kusura bakma Haydar Efendi ama senin hanımın da çok düşüncesiz. İnsan hiç kocasını bir ay bırakıp böyle anasının babasının evine gider mi? Gelsin bir daha salmayacağım. Bak Haydar Efendi, karının gelmesini senin kadar ben de çok istiyorum. Yani ben çok titiz bir insanım, sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben Fadime'den başka kimseyi asla ve asla eve sokmam. Yani gerçi Fadime'nin eli de biraz ağır ağır iş yapıyor ama yani ben ona alıştım. Hem de evi pırıl pırıl yapıyor. O da sizden pek memnun. Can tabii. Tabii benden memnun olacak. Ben ona herkesten daha fazla para veriyorum. Allah razı olsun Hayriye abla. Haydar Efendi, çok sevineceksin, sana bir sürprizim var. Yarından itibaren artık evimde canlı bir varlık yaşayacak. Ne güzel değil mi? Amanım, pek sevindim Hayriye Hanım. Yarın evleniyorsunuz demek ya? Ne evlenmesi canım? Dağlara taşlara. Ne demek evlenmek falan? Hayır, öyle bir şey yok. Canlı varlık dediniz de. Canım, yarın kardeşimin köpeğini getiriyorum. Artık ona ben bakacağım. Adı da Boncuk, söyle bakayım. Boncuk. Çok güzel değil mi? Ay görünce bayılacaksın. Çok şeker bir şey. Artık onu sen sokaklarda dolaştırırsın. Biraz gezdirirsin değil mi? Hayriye Hanım, siz istedikten sonra ben ayrıca itleri de çok severim. Sakın sakın bir daha Boncuk'a it demeyeceksin, tamam mı? Onun adı Boncuk. Olur deme Hayriye Hanım. Neydi? Boncuk. Tamam. Bu kadar lavabalik yeter. Kes. Hemen git siparişlerimi al, yemek yapacağım. Çekinebilirsin. Bak şuna Hayriye Hanım. Apartmanda bir iti eksikti. Ben senin yerinde olsam babanın teklifini hemen kabul ederim. Ben de. Böyle bir fırsat herkesin eline geçmez. Uf ya. Siz beni anlamak istemiyorsunuz herhalde. Bu yaştan sonra terzi çırağı mı olacağım? Meslek öğrenmeni yaşı mı olur? Ben de mesleğim olsun diye mankenlik kursuna devam ediyorum. Tebrik ederim. Ne alakası var terzilik ve mankenlik? Olmaz olur mu? Manken terzinin diktiği giysileri sergiler. Neyse arkadaşlar tartışmayı bırakın. Ortada Çetin'in istikbaliyle ilgili bir konu var. Bence Çetin aklını kullanırsa geleceği çok parlak. Meral siz babamı tanımıyorsunuz ki. Onun teklifini kabul edecek olursam başımı işten kaldıramam. O zaman da sizi ancak ayda bir kere görürüm. Çetin, şu arka masadaki Ayça ablan değil mi? Evet o. Yanındaki yakışıklı kim? Bilmiyorum, henüz tanışmadık. Oldukça samimiler. Geç oldu, ben artık kalkayım. Bekle, hesabı alıp birlikte kalkalım. Hesap lütfen. Seni tedirgin görüyorum. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Evet. Ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yoksa başka bir kız mı var? Ayrılalım mı diyeceksin? Hayır Ayça. Bunu nasıl düşünebilirsin? Ben sadece benimle evlenir misin diyecektim. Evlenmek mi? Yani şimdi sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? Evet hayatım. Ne diyorsun? Ay Semih çok hoşsun. Ne diyeyim? Hiç teklif etmeyeceksin zannetmiştim. Seninle arkadaş olalı bir yıl oldu değil mi? Tam olarak bir yıl 12 gün.
Bravo. Demek tanıştığımız günü unutmadın. Önemli tarihleri hiç unutmam. Bak Ayça, eğer kabul edersen ailelerimize yük olmadan hemen evlenebiliriz. Hemen mi? Evet. Evlenip yuva kurmak kolay mı sanıyorsun? Bak, eşyaların bir kısmını alabilecek kadar param var. Gerisini de taksitle alırız. Ne dersin? Tamam. Anlaştığımıza göre bu akşam seni istemeye gelebilir miyiz? Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Tam aksine çok ciddiyim. Olamaz. Sakın böyle bir çılgınlık yapayım deme. Niye hayatım? Canım biraz önce evlenme teklifinde bulundum. Birkaç saat sonra kız istemeye gidilir mi? Haklısın. Olmaz tabii. Peki bu cumartesi gelebilir miyiz? Evet. Olabilir. Ben de bu süre içinde bizimkileri alıştırabilirim. Peki sen ailene benden söz ettin mi? Gayet tabii. Seni çok merak ediyorlar. Ya sen? Annem biliyor. Hem de başından beri. Harika. Demek ki bir ay içinde kendi evimizde baş başa kalacağız. Evlenmek için bir ay çok kısa bir zaman değil mi? Yok. Biz birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bu işi fazla uzatmaya gerek yok. Beni kandıramazsın. Babamın servetini öğrendin, bir an önce benimle evlenmek istiyorsun değil mi? Baban gerçekten varlıklı mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla 16 dükkan, bir daire, sonra 1500 dönüm tarla, 100 dönüm bağ bahçe, kalp krizinden sonra sattığı konfeksiyon atölyesinin banka hesabı. Niye gülüyorsun? Ayça çok şakacısın. İnanacağımı sandın değil mi? İnan, doğru söylüyorum. Bunlar bizim bildiğimiz mal varlığının küçük bir bölümü. Parasının kalan kısmını hisse senedine ve devlet tahvillerine yatırdığını tahmin ediyoruz. Olacak şey değil. Peki babanın bu derece varlıklı olduğunu daha önce niye söylemedin? Hiç sormadım ki. Babamın servetine güvenip benimle evlenmeyi planlıyorsan vazgeç derim. Çünkü babam hastalık derecesinde cimridir, 5 kuruş koklatmaz. Seni? Biraz önceki evlenme teklifin hala geçerli mi? Maalesef Ayça. Ne oldu Aydar Efendi, yine hesabını tutturamadım. Babanın sayesinde tutmaz tabii. Hayrola, ne oldu? Ya bir haftadır alışverişin parasını ödemiyor. Canım istesene. Ya Allah inandırsın seni. Cebimde 5 kuruş para kalmadı. Canım niye istemiyorsun? İstesene. İstiyorum, evet. İstiyorum. Her istediğimde de bir bahane uyduruyor, kapıyı yüzüme çarpıyor. Ver bakayım şu alışverişin istesene. Bu mu? Bu. Al. Akşam gelip bir paranı alırsın. Allah seninle razı olsun. Bana bak. Bundan sonra da para almadan gidip alışveriş yapmayacaksın. Anladın mı? Olur olur. İyi. Hadi. Çetin Bey. Ne var? Yok yok ya. Ver sen onu. Oğlum ver, param yok diyorsun. Ver. Ayıp olur adamcağıza ya. Koskocaman apartman yöneticisi ya. 3-5 kuruş para için hatırı kırılır mı? Hiç paramın üstüne de yatmadı. Er geç öder herhalde. Benden günah çıktı. Kolay gelsin baba. Hoş geldin ortak. Ne yapıyorsun? Karnıyarık. Ha, bu karnıyarık öyle mi? Kıymaları göremeyince ben de imam bayıldı yapıyorsun zannettim. Dikkatli bakarsan görürsün. Kusura bakma, büyütecim yok. Baba bu ne, burada bir sürü çürük patlıcan var. Çok ucuza kapattım onları. Eyvahlar olsun. Uzun bir süre patlıcan yiyeceğiz. Ailecek mosmor olacağız. Aman, buzdolabı da tam takır baba. Karnım acıktı benim. Annem gelmedi mi? Hayır, Ayça da gelmedi. Anladığım kadarıyla o biraz gecikecek. Neden? Çalıştığı büroya mı uğradı? Hayır, pastanede erkek arkadaşıyla otururken gördüm. Ne? Erkek arkadaşıyla mı? Hı. Nasıl yani, yanlarında kimse yok muydu? Hiç kimse yoktu. Baş başa aynen şöyle oturuyorlar. Hadi suluduğu bırak şimdi. Peki sen ne yaptın? Ne yapacağım baba, onları görür görmez kaçtım. Kaçtın ha? Evet. Ablanı bir yabancı adamla baba, baş başa. Baba erkek arkadaşıyla orada oturmuş konuş. Hadi oradan kes sesini. Bizim zamanımızda böyle şey... Bak! Bak gördün mü? Senin yüzünden yemeğin dibi tuttu. Benim ne suçum var ya? Bir de benim ne suçum var diyor. Senin yüzünden o kadar salça, kıyma, soğan, patlıcan
yandı gitti. Benim ne suçum var deyip duruyorsa bir de. Ümidini kes. O buluşacağın her kimse şimdiye kadar çoktan gitmiştir. Sen öyle san. İşte bu da bitti. Çıkabilir miyim şefim? Tabii kızım. Bence yani 6. hissime göre hiç kimseyle buluşamadan tıpış tıpış evinize döneceksiniz Serap Hanım. 6. his hikayelerini özel yaşantıma karışmanı istemiyorum. Benim öyle bir niyetim yok Serap. Çocuklar iyi geçinmeye çalışın. Ama şefim hep benimle uğraşıyor. Hadi kızım sen bir an önce git. İyi akşamlar şefim. Sana da kızım. Bana iyi akşamlar demedi. Herhalde Serap'ın üzerine fazla gittim. Bence de. Şefim gerçekten birisiyle buluşacak mı? Serap'ın randevu sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Şey canım sadece merak ettim. Bugün sen de çok yoruldun oğlum. Hadi artık gidebilirsin. Yazıları kayıttan ben geçiririm. Sağ olun şefim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. İyi akşamlar. Sana da deli çocuk. Alo buyurun. Ha anne yemek hazır. Neden gelmedin? Seni bekliyoruz. Bürodaki işler daha bitmedi. Siz beni beklemeyin. Yemeğinizi yiyin. Tamam mı? Ben biter bitmez geleceğim. Yok canım. Sensiz olur mu? Daha Ayça da gelmedi zaten. Ayça daha gelmedi mi? Bir işi mi çıktı? Anne eve gelince sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Önemli şeyler mi? Meraklandırıyorsun beni oğlum. Yok o kadar da önemli şeyler değil canım. Gelince konuşuruz. Hadi hoşça kal. Emekli olmasına şurada 3-5 gün kaldı. Hala gece yaralarına kadar çalışır. Annem için asıl zor günler 2 ay sonra başlayacak. Anlayamadım. Anlamayacak ne var babacığım? Sen mutlaka anneme çalışacak bir işler bulursun değil mi? İnsan emekli olduktan sonra da çalışmalı. Doğru. Boş oturmamalı. Ya, annen senin gibi evde boş boş otursa paslanır. Doğru. Çalışan demir trendir. Yani ışıldar demek istedim. Aferin sonunda öğrenmeye başladın. Sayenizde babacığım ya, sayenizde öğreniyoruz. Bak ben bunca serveti 13 yaşından beri çalışmakla elde ettim. Neden? Neden? Çünkü istikbalimi düşündüm. Doğru. Her insan geleceğini düşünmeli, çok çalışıp tasarruf etmeli. Sizce ben iyi tasarruf yapmıyor muyum babacığım? Hı? Şöyle şekil bir de gösterdiğim gibi. Bakın neredeyse milattan önceden kalma. Yani benim karnım acıktı. He. Midem kıyılıyor. Sofrayı hazırladın mı? Sofrayı hazırladım. Yemeği bile ısıttım. Bak şimdi annen de geç gelecekmiş. Soğuyacak. Bir daha ısıtırız. Olur mu canım? Ne gerek var? Soğuk soğuk yeriz. Soğuk soğuk. Doğru. Yeriz. Hava gazından da tasarruf yapmış oluruz. Galiba Ayça geldi. Herhalde bir bakayım. Bak, gel gel sen buraya. Efendim? Sana ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen ablanı pastanede bir adamla görmüştün ya. Evet gördüm. Ha, o konuyu sofrada yemek yerken açma, değil mi? Öyle mi? Tabii ablanı zor durumda bırakmış olursun. Ben annenle konuşurum o konuyu sonra. Peki anlaştık babacığım mı? Siz bilirsiniz. Hadi bakalım. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bakıyorum bu akşam biraz geciktiniz. Evet öyle oldu. Hmm. Annem nerede? Telefon etti. İşi çıkmış gecikecekmiş. Ay çok gecikmese bari. Acayip acıktım. O kadar pasta yer mi? Pasta mı? Saklamaya çalışma. Seni gördüm. Ha. Sizi gördüm. Demek eniştenle beni pastanede gördüm. Enişten mi? Evet. Yakında evleniyoruz. Ne? Şaka ediyorsun. Hayır hayatım çok ciddi. Ne bu hal? Şaşırdın değil mi? Tabii ki şaşırdım. Bu iş birdenbire nasıl oldu? Birdenbire değil ki. Bir yıldır arkadaşız. Bugün de evlenmeye karar verdik. Nikah yakında mı? İyi canım. Sen evlenip gidince senin odan da bana kalacak. Çok hoş. Hain. Ben de üzüldüğünü zannetmiştim. Tabii ki üzüldüm. Ama ay başında alacağım harçlıktan mahrum kalacağım için üzüldüm. Üzülme yine veririm harçlığını. Bir şey soracağım. Harçlık dediğin aklıma geldi. Enişte Bey'in hali vakti yerinde mi?
Evet. İnşaat mühendisi ve bir şirkette çalışıyor. Aa, çok iyi. Ailesinin durumu nasıl? Bildiğim kadarıyla kendi yağıyla kavrulan bir aile. Buldum. Ne buldun oğlum? Anne kıyma parçasını buldum. Sen şanslısın, ben daha hala bulamadım. Ara ara bulsun. Kendinizi seferberlikte farz edin ve bunları bulduğunuza da şükredin. Sizi bilmem ama ben kendimi ateş hattında gibi hissediyorum. Çetin, yemeğini bitir. Anne ben yemeğimi yedim, şimdi de gülerek tatlımı yemeye çalışıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun baba. Afiyet olsun. Babam banyoya gitti, tam zaman, hadi söyle. Şimdi olmaz, yemekten sonra. Niye, bundan iyi zaman mı bulacaksın, söylesene. Çocuklar, bir sorun mu var? Hayır anne. Yok. Yani yemekten sonra seninle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Bence tam zamanı, şimdi söylesene. Hadi. Benimle konuşmak istediğin konuyu çok merak ettim. İstersen ben söyleyeyim. Sen ne zaman büyüyeceksin ya? İzin verdiğin için çok teşekkür ederim Ayça. Anne. Ayça evlenmek istiyor. Oh be. Rahatladım işte. Rahatladığından eminim. Şaka mı yapıyorsun? Hayır anne, doğru. Sana daha önce bir arkadaşımdan bahsetmiştim ya. İşte o çocuk bugün bana evlenme teklif etti. Ailesi ne zaman istemeye gelecek? Bu cumartesi. Aa, yani 2 gün sonra mı? Evet. En kısa zamanda evlenmeyi planlıyoruz. Ne diyorsun? Ne diyeyim? Siz evlenmeyi planladıktan sonra bana mutluluk dilemek düşer ya. Canım annem. Evet sayın seyirciler, son yılların en acıklı filmi işte burada. Canım annem. 3 dalda Oscar almış bu filmi, mutlaka izleyin. Ne canım oluyor, annem. Ne oluyor? Canım ne babam. Burada ne oluyor? Servet. Ha? Canım bir mutfağa gidelim seninle. Ay, bak ne sana ne bir şey göstereceğim. Gel. Yürü. Oh oh oh, çok iyi çok iyi, çok sevindim. Demek damat adayı inşaat mühendisi ha. Çok sevindim Esra, çok sevindim. Şimdi inşaat işinde çok para var. Aferin bizim kıza be, kendisine çok iyi bir koca bulmuş. Onlar mutlu olsun yeter. Damadın parası pulu beni ilgilendirmiyor. Aa, öyle deme Esra. Damadımızın varlıklı olması fena mı yani? Kızımızı kimseye muhtaç etmeden geçindirir. Ha, şimdi bana bak. Damadın inşaat şirketi neredeymiş? Yani nerede inşaat yapıyormuş? Aa, ne inşaat ayol? Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. Ha yani maaşlı memur. Şey peki ailesinin durumu neymiş? Babası yine emekli olmuş. Aç ortaylı bir aile diyor. Eyvah! Yandım, yandım, yandım. Yahu bizim kızda hiç mi akıl yok ya? Hiç mi akıl yok? Nereden bulmuş bu baldırı çıplak adam? Ha şimdi anladım. Şimdi anladım, bu adamın benim servetimde gözü var. Bizim kızı kandırdı. Servet avcısı bu adam. Daha görmeden ne çabuk kararını verdin Servet. Görmeye gerek yok Esna. Bu adam kızımıza yar olmaz. Sen ne dersen de. Onlar evlenmeye karar vermiş. Bizim vazifemiz onlara yardımcı olmak. Ya sen ne diyorsun? Bu zamanda kız evlendirip sokağa atacak param yok. Artık orasını bilmem. Benim yıllardır çektiğim sıkıntıyı kızım evlenirken çeksin istemiyorum. Ama sen masrafları karşılamak istemiyorsan ben emekli ikramiyemle kızımı evlendireceğim. Allah Allah, bugün ne oldu sana Esma'cığım, ne oldu? Bunca zaman çalışıp hak ettiğin bir ikramiyeyi, emekli ikramiyeni böyle sokağa atamazsın. Paramı sokağa atmıyorum Servet, kızımı evlendiriyorum. Ama Esma'cığım, ben o senin ikramiye ile Çetin'e bir iş yeri açarız diye düşünmüştüm. Biliyorsun koskocaman adam oldu, istikbalini düşünmek zorundayız. Sen git. Bankadaki o bilmem kaç milyarcıklarından para çek, oğluna iş yeri aç ama benim emekli ikramiyeme karışma. Anlaşıldı, senin bugün biraz sinirlerin bozuk. Bu konuyu başka zaman sonra konuşalım, olur mu? Sakın kararımı değiştireceğimi sanma. Şimdi ben biraz sonra içeri geçip kızımla misafirlerimize hangi yemekleri ikram edeceğimizi kararlaştıracağız. Yahu karıcığım, kız istemeye geliyorlar. Yemek çıkarmaya ne gerek var?
Kahve ikram edersiniz, olur biter. Kapı dinlemenin ne kadar ayıp bir şey olduğunu parmak kadar çocuklar bile biliyor artık. Canım ben sadece burada oturmuşum. Sen sadece içeride ne konuşulduğunu merak ettin değil mi? İyi canım, öyle dedi, ne bilir. Allah Allah. Annem yemeğini bile bitirmedi. Söylemek için biraz daha sabredemez miydin? Merak etme, zamanla olgunlaşırım. Tam zamanında geldim biliyor musun? Tam enişte bey hakkında konuşuyorlardı. O içerideki konuşma bitene kadar burada dur, senin olgunlaşmanı bekleyeceğim. Ne yazıyorsun Servet? Hiç canım. Kiracımız Ziya Bey'e kirayı arttırması için noterden ihtarname çekeceğim de. Hatırladığım kadarıyla Ziya Bey'in kontratının bitmesine 5-6 ay var. Olsun, ucuz oturuyor. Bugün ay, o daireyi boşaltsın, yarın 2 katına kiraya veririm. Pes doğrusu. Adam senin eski kiracın. Hatırladığıma göre 3 yıl önce kiraya verirken oldukça yüksek bir ücret almıştın değil mi? Enflasyon duruyor mu? Bugün ben kız çocuk evlendireceğim. Paraya ihtiyacım var. Ay tabii ya. Paraya ihtiyacım var. Ay ama aman, Servet şu ışığı kapat da yatalım artık hadi. Yatsam bile uyuyacağımı hiç sanmam. Ne o? Rahatsız mısın? Hayır hayır. Ay. Ayça'nın evlenmek istediği adam kafamı kurcalıyor. En iyisi hakkında bir tahkikat yapmak. Sakın ha. Sakın ha böyle bir şey yapmaya kalkma. Ayça duyarsa çok üzülür. Bir baba olarak damadım olacak adamı araştırmam hakkım. 2 gün sonra göreceksin zaten. Ha, ben insanların görünüşlerine aldanmam. Araştıralım bakalım. Hırlı mı hırsız mı? Neyin nesi? Kimin fesi? Ayça 25 yaşında bir kız. Akıllı bir kız. Nasıl bir eşleşeceğini gayet iyi bilir. Belli mi olur canım? Adam kızımızı kendine aşık etmiştir. Aşk insanların gözlerini kör edip gerçekleri göstermez. Lütfen, lütfen Servet. Uykum var. Bu konuyu kapatalım. Allah rahatlık versin. Tamam, tamam. Hadi sana da. Tövbe tövbe. Aman. Hadi bakalım. Oh. Alçak hırsız, sus düzenbaz damat. Bırak o paraları, onlar benim. Oo, lütfen sevgili kayınpederim, lütfen sakin olun. Hiddet buyurmayın lütfen. Biliyorsunuz kalbinizden rahatsızsınız. Maazallah, ikinci bir kriz sizi bizlerden ayırabilir. Alçak hırsız, sus düzenbaz damat. Yalvarırım, onlar benim, alın terim, bırak. Biliyorum sevgili kayınpederim, biliyorum. Ama ne yazık ki bunlar bana lazım. Alçak hırsız düzenbaz, sus damat. Onları bırakmazsan seni polise ihbar ederim. Hapisten de çürütürüm seni. Sevgili kayınpederciğim, lütfen böyle bir hata yapmayın. Eğer böyle bir hata yaparsanız sevgili kızınız çok üzülür. Canından çok sevdiği kocasının hapislerde çürümesine kalbi dayanamaz. Kahrından ölür. Tabii vebali de siz olursunuz. Ama alçak hırsız, düzenbaz damat. Servetim de gözün olduğunu biliyordum zaten. Bravo, bravo, bravo sevgili kayınpederciğim, bravo. Gerçekten çok zekisiniz. Ama ne yazık ki sevgili kızınız çok, çok ama çok. Alçak. Sus düzenbaz damat, ben sana gösteririm. Bırak o paraları dedim sana. Sevgili kayınpederciğim, lütfen sakin olun. Sizinle daha uzun süre oturup sohbet etmek isterdim. Ama ne yazık ki uçağım bir saat sonra kalkıyor. Biriktirmiş olduğunuz bu paracıklarla ömrümün sonuna kadar yurt dışında tatil yapmayı düşünüyorum. Buradaki tasarruflarınızı yemek gerçekten çok zevkli olacak. Hoşçakalın sevgili kayınpederciğim. Alçak hırsız, sus düzenbaz, sus damat. Onlar benim, yedirmem onları sana. Yedirmem, yedirmem, yedirmem.
Münifet'i talih edeceğim. Hırçın! Getirmem! 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 Kabus! 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 Getirmem kabusu! Kabusu getir! Kabus görsün! Getirmem! 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 O damat olacak! Susa getirmem! Bütün param, bütün paramı sıkıyordu! Sandalyeye bağlamış! Ellerimi, bacaklarımı bağlamış! Bacaklarımı bağlamış! Paramı getirecek! 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 Kabustu! Hadi uyuyor! Hayır! Ya işte! Ben uyuyamam! Ben artık korkulu rüya! Rüya görmektense uyanık yatayım! Namussuz! Ay, 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 canım. Oh.